Biz YouTube'dan ne para kazandık, ne başarı kazandık. Abi paranormal video at, paranormal video at. 60 yaşına geldiğimde de yani Burak bir ev almış olalım ya. Ama Acun abiyle çok kişi tabii bir sima olarak da, isim olarak da beni bilmiyor olabilir. Ben Burak Tatlıca. 2015 yılından beri YouTube'da Tepkolik isimli bir kanalım var. 1,5 senedir de Literat isimli ikinci bir kanalım var. 2014 yılında üniversiteden mezun oldum. Ya onun öncesinde de benim zaten YouTube'da farklı kanallarım vardı. Montaj yapıyordum, komik montajlar yaparak yayınlıyordum vesaire. Yani YouTube'a ilgim vardı. İşte yabancı YouTube kanallarını çok fazla izlerdim. İşte Smosh olsun, işte içeriğimizi böyle birazcık aldığımız Fine Bros kanalı vesaire olsun çok izlerdim. Sonrasında önceki kanallarım böyle çok amatör kanallardı. Hani bir arkadaşımla konuşuyorduk. Dedik işte ya yurt dışında böyle böyle bir konsept var. Ülkemizde yapsak nasıl olur diye düşünmüştük. Tepkolik kanalını bu şekilde açıkçası açtık. Bayağıdır oyun oynamıyor. O ne? Pizza mı o? Pizza. Oo. Bu bence Domino's. Bravo. Son videomuz. Look at the dog. Hello puppy. Açtıktan bir 4 ay sonra ben bir finansal denetim şirketine girdim. Tepkolik'te ben orada çalışırken bir yandan da zar zor video atıyoruz vesaire. 100 bin aboneye ulaştı. Yani orada ben işte çalışırken bir noktada şey noktasına geldim işte. Ya Tepkolik'le devam edeceğim ya ben bu işte devam edeceğim gibi bir ayrıma denk geldik. Ve sonrasında Tepkolik'i seçtim. Geçtiğimiz günlerde 100 bin aboneye ulaştık. Zor bir süreçtir bu arada yani hep başkalarına bağımlısınız. Başkalarını çekmeniz gerekiyor sürekli. Ve hiçbir maddi geliriniz neredeyse o dönem yok. Babanızdan aldığınız harçlıkla bunu yapmak zorundasınız. Benim ilk videom mesela odağını ayarlamadığım için kameranın flu'dur. Hatta ilk 3-4 videom öyledir yani. Üzülüyorum böyle. Kocada yaramıyor. Ya zaten o dönemlerde çok profesyonel işler yoktu. Sadece Oha diyorum kanalı vardı bunu böyle hakikaten güzel ekipmanlarla vesaire yapan. İşte annemler müstakil bir evde yaşıyor. Bir garaj var. Garajın arkasında küçük bir oda var. Hala Tepkolik çekimleri orada yaparız mesela biz. O odayı ayarladım. Eskiden kullandığım bir masa vardı onu koydum. Kuzenimden kamera aldım. Yaklaşık herhalde 1 yıl falan da o kamerayı kullandım. Bauhaus'a gittim. 2 tane spot ışık aldım. Tungsten deniyor galiba onun lambaların. İnanılmaz ısıtan küçücük bir oda. Terleye terleye çekim yaptığımız bir dönemde. Yani herhalde böyle 250 liraya falan kurduğum bir stüdyoydu. Ama tabii şey kısmı zordu. Yani çekim yapmaktan anlamıyorsunuz. Kamera bilginiz yok. İşte ışık konumlandırıyor. Yok key light nedir, back light hiçbir şey bilmiyorsunuz. Her şeyden küçük küçük aslında araştırdım, öğrendim. Ayrıca yeni korku bölümlerimiz de olacak. Bakamam. Ya yapamam. Yani o dönemki ben kadroyu size şöyle sayayım. Yakın arkadaşım Gözde ki hala devam eder. Hüseyin vardı o dönem yine çok yakın arkadaşım. Biz noktadan sonra o bıraktı. Yan komşumuz çıkmıştı. Benim küçük kız kardeşimin arkadaşı çıkmıştı. Böyle 5-6 kişilik bir ekipti bir noktadan sonra tabii. Videodan ayrılmak isteyenler oldu. Onlar çıktı. Ben daha yakın arkadaşlarımı devreye soktum. Artık iş iyice sadece hani benim arkadaş çevreme döndü. Bu şey mi? Kaşarlı tost. Aklımda benim YouTube hiç yoktu. Ciddi anlamda hiç yoktu. Yani YouTube'da bir şeyler yapalım edelim. Ben sadece o dönemlerde YouTube'dan bir şeyler izleyen, müzik dinleyen bir bireydim. Sınavlarda da böyle. Yanlış anlamıyorum. Çok fazla izliyordum yani YouTube kanallarını. İşte PewDiePie'yi seyrediyordum, Tobaskis vardı o zamanlar. Diyordum ki ben de YouTube'a başlayacağım. Tam onu derken bir baktım bizim bir arkadaş işte Burak Tatlıcı bizim tanıdığımız arkadaşlarımızı çekmiş koymuş. Bayağı reaksiyon verirken falan. Ana dedim hiç uğraşmama gerek yok. Burak'a gideyim. Super well. Oyunculukta da aktörlükle de uğraştığımız için hani bir çıkalım bakalım neymiş gibisinden bir geldik. Geliş o geliş. Yapıştı kaldı bize Burak. Hani 3 kere sıçtınız bir de 4.yim ya şimdi. Kıza telefon gelmiş. Tamam. Kız hemen apar topar kalktı gitti masada teksin şu an. Oh be abi. Güzel olmaz. Testere filmini gördük işte. 1, 2, 3, 4, 5. 7. Ooo 7 yani. Bu da öyle bir şey yapmaya çalışıyor herhalde. Çok heyecanlanmıştık ya böyle şey. Ben hatırlıyorum daha bizim 1000 takipçimiz yoktu. Burak video atıyor diyorum ki bak şu kadar izlenmiş, şöyle olmuş, yorum gelmiş falan. Hepsini analiz ediyorduk. Her gün Burak'ı aradım ben ilk sene. Refreshliyorum. Refreshledikçe izlenim artıyor tabii yani. O mesela beni mutlu ediyordu aslında yani. Çok azdı ya 10-15 falan izlenmiştir ilk videomuz. Çok az izlenmişti. Türkiye'de belki hiç yapılmamış olmasından dolayı, belki oradaki arkadaşlığı iyi yansıttığımızdan dolayı mı bilmiyorum. Çok organik olarak çok hızlı arttı. Bir de sağ olsun o dönemki YouTuber arkadaşlar da mesela işte ilk videomuzu attıktan ben 2 ay sonra
sonra Ağır Mimar. Merhaba dostlarım, Ağır Mimar. Kendisiyle ilgili video yaptık. Ne oldu? Hani Ağır Mimar izleyenler sağ olsun bizi izlediler. Temmuz Ağustos gibi YouTuber'ların tepkisi diye bir şey yaptık. O dönemin en çok izlenen YouTube kanalı işte Orkun Işıtmak, Murat Abi GF o dönem mükemmeldi. Makyaj kanalı Aslı Özler, Ekin Kollama vesaire teknoloji kanalında. Bunların hepsini misafir ettik. Sağ olsun hepsi geldi yani. Çok yavaş başlayan süreç 2-3 ay sonrasında inanılmaz bir ivmeyle. O dönemde herhalde bizim kadar hızlı 100 bin aboneye ulaşan yoktur herhalde. 6 ayda 5 ayda biz 100 bin aboneye ulaştık. Onlara nasıl ulaştın? Şöyle mail attım. Hepsine açıkçası. Para isteyenler oldu, isim vermeyeyim, büyük YouTube kanallarından. Orkun'a attım mesela. Orkun'un hikayesi şöyle ilginç. Orkun'a attım. Abi tabii ki gelirim, çok memnun olurum vesaire dedi. Murat abi GF'li. Murat da çok yakın arkadaşlar o dönem. Murat'a da attım. Murat da çok sevindi. Sonra Orkun'a ben bir noktada ulaşamadım. Yani arıyorum açmıyor. İşte abi çekim işte takvimini ayarlayacağız vesaire. Sonrasında Murat'la konuştum. Murat dedi tamam Orkun'u ayarladım ben, biz birlikte geleceğiz dedi. Orkun bir noktada yan çizmiş. Yani bana okey demiş, sonrasında bana çıkmak istememiş. Murat zorla gitmiş getirmiş mesela Orkun'u yani. Nasıl yapmışlar abi? O zamanlar green screen var herhalde. Ben normal tekstil firması sahibim. İhracat yapıyorum. Normal şu cuma günü ödemeye geliyor insanlar, ödeme yapıyorum. Biz YouTube'dan ne para kazandık, ne başarı kazandık. Yani Burak kazandı hep. Biz de hani onun arkadaşı olarak, gönüllü olarak gerçekten hoşumuza gitti. Gidiyoruz videolarına. Bu bizim için bir iş olmadığı için de çok daha rahat, çok daha doğal olur. Ekipteki arkadaşlarımızın hepsi hali vakti yerinde insanlar. Maddi olarak sıkıntı çeken bir arkadaş aramızda yok. Olsaydı belki bu bir sıkıntı olabilirdi. Akıla tabii ki gelir. Kardeşim sen kazanıyorsun, biz kazanmıyoruz gibi bir şey gelebilir. Hadi abi bu kadar büyüdün, ettin. Bizde de bir şeyler paylaş falan hiçbir zaman olmadı. Yani buraya iş ciddiyetiyle gördüm, iş zihniyetiyle geldim. Eğlenme zihniyetiyle geldim ama hiçbir zaman para kazanma gibi bir şeyim olmadı burada. Onlar için bir eğlence, onlar için hayatın sıkıntılarından kaçış. Herkesin farklı bir buradan kendisine çıkarttığı bazı güzel şeyler var. Onlar için geliyorlar. Bence bizim hala böyle normal vatandaş olmamızın sebebi bu yani. Normalde tanışıyoruz yani YouTuber'larla. Hepsi böyle sanki ufak böyle şeyler, nasıl diyeyim, prodüktörler, yapımcılar haline gelmişler. İşlerinde çok iyi oldukları için normal vatandaşlıktan çıkmışlar. Ama biz öyle değiliz. Biz normal hakikaten yolda çevirsen bizi aynen nasıl konuşacaksak şu anda da mesela. Öyle konuşuyoruz. Şöyle bir durum var. Ben Tepkikolik sayesinde birçok iş aldım. Bizi izleyen yönetmenler, yapımcılar var. Son oynadığım iki dizinin mesela yönetmeni bizi Tepkikolik'ten izliyormuş. Ve özellikle hani olur gelsin falan filan dediği durumlar da oldu. Bugün abi seninle ünlü Türk oyuncuların yıllar önce yer aldıkları ilk dizi ve film sahneleriyle günümüzde artık yıllar sonra son yer aldıkları film ve dizi sahneleriyle karşılaştık. Çok güzel bölüm. Süper. Evet yani. Abi kesin izlesinler, harika, çok temiz oynamış. Biz oraya geldiğimiz zaman spontane bir şekilde öğreniyoruz ne çekeceğimizi. Yani ben mesela Burak'a soruyorum, bugün ne çekiyoruz diyorum. O diyor ki abi birkaç tane video tepkisi var. Eğer ki çok özel bir bölümse, mesela paranormalleri asla söylemiyor. Çünkü anksiyete basıyor bana o. Özellikle video tepkilerinde falan hiç düşünmeden konuşuyoruz. Ve bazen de başımız yanıyor. Merhaba arkadaşlar, Burak GTA 5'lerin yeni bölümüne hoş geldiniz. GTA 5'te bugün... Ne böyle ya? Bunu böyle çok yapan var mı? Bu çocuğun ağzı babası yok mu? Bunu görünce şey yapmıyor mu? Lan! Ya bizim ekibimiz o dönemlerde şöyle. Hiç linçlenmemişler, kötü yorum görmemişler, istedikleri gibi konuşuyorlar. O dönemde YouTube'un Tapkis'ini izlettim. Ya bu ne işte çoluk çocuk bunları kim izliyor ya, ama nasıl yardırıyorlar yani anlatamam. Yardılar tabii, Burak oyunda da o zamanlar bir numara. İnanılmaz bir takipçi kitlesi var. Çok bağlı bir kitlesi vardı. Saçmaydı yani. Dostum ben açıkçası seni pek beğenmedim. Çok tatlısın azıcık büyü. Başka işlere yener abla. Biz bayağı linç üstüne linç yedik. Ama çok da güzel izlendi video bir yanda. İkinci videomuzda K-pop videosu yaptık. Yine bizim ekip boş durmadı sağ olsunlar. Ya şu kitlesi abi, şunu yani şu... Çöp. Müziksel bir anlamı yok, bir değeri yok. Hakikaten bu müzik değil. Ya şu müzik değil abi. Bayağı gömdüler K-pop müziğini. Yani benim herhalde ilk böyle Tepkikolik yüzünden bunalıma girdiğim, abi ne yapacağım diye ikileme girdiğim, çıkış yolunu bulamadığım bir dönem. Çünkü Twitter'da hashtagler falan açmışlar böyle. İnanılmaz bir K-pop kitlesi var. Ama bu iki video bizim herhalde benim için yani abi bir şeyler oluyor, izlenmeler güzel artıyor dediğim iki videodur. Nerede yaşıyoruz? Tamam. Çekim görevimiz
ben ilk 2 yıl civarında, 2-2,5 yıl bir her şeyi kendim yapıyordum. Sonrasında işte bir tane Tepkorik için kurgu yapacak bir arkadaş aldım işe. Sonrasında içerikler için önce bir stajyer aldım, sonra tam zamanlı çalışacak birisini aldım içerik üretmesi için. Yılmaz var, 5 yıldır Tepkorik'in bütün kurgularını kendisi yapıyor. Yine Tepkorik için içerikçimiz de var, stajyerlerimiz var. Herhalde bir 550-600 bölüm yapmışımdır. Ben bundan önce TRT'de çalışıyordum. TRT çocuğa proje üreten bir şirket daha doğrusu. Hiç mutlu değildim. Çok yoğun çalışmaktan. Tepkorik'e başladım. Çok rahat geldi. Daha böyle kendime vakit ayırabiliyordum. İşte ne bileyim daha özgürdüm. Hafta sonları çalışmıyoruz mesela. Hani o kafadan çıkmak, hani böyle uzun zaman hafta sonu çalışıp işte bir anda buna geçmek falan inanılmaz rahat gelmişti. Yılmaz bu yıl ne kadar tatil yapacak onu biliyor musun? Bir ay. Yılmaz'cığım sen iyice ele geçirdin buraya. Biz sana göre videoları çekiyoruz. Burak diyor ki abi diyor hızlı hızlı şey diyor. Yılmaz diyor bu söyleniyor bundan sonra. Abi artık gerçekten diyor bunu. Yılmaz'a göre biz artık video çekiyoruz. Ne oluyor biliyor musun? Haftada 3 bölüm yapıyorum, bir çekim 1 saat. Var 5 kişi, 5 saat abi yani. Kardeşim onu patronum yani. Patronum geliyor bana diyor ki abi diyor biraz hızlı konuş. Sen çok küfür etmeye başladın son zamanlarda. Evet Yılmaz çok küfür etmiyor. Evet onu bana... Şu anda hali hazırda Tepkorik'ten para kazanıyoruz. Gelirlerimiz tabii ki marka işbirlikleri. Tepkorik'te sık marka işbirliği yapıyoruz. Biraz farklı. Abi şöyle, bizim herhalde yaptığımız içeriklerin %99'undan farklı bir şey çekiyoruz şu anda. Biz normalde masa başı çekimler çok fazla yapıyoruz. Bizim yine masa başına çektiğimiz cinayet masası serimizin biraz daha şey hali. Efendim canım, çok özür dilerim. Şunu da çekmiyorum. Ben bunu takamıyorum, yamuk oluyor. Böyle insanları çekmiyoruz. Burada bir senaryo hazırladık. Bir cinayet işlenmiş. Bizim ekip arkadaşlarımız da bunu koyduğumuz delillere bakarak çözmeye çalışacaklar. Topu denemez. Evet kayıttayız. Biz ekibimizle çekimleri ayda bir kere yapıyoruz. 8-9 bölümü hazırlıyoruz. Onları biz bir hafta boyunca ben onları çekiyorum. Ve bir ay boyunca da onları yayınlıyoruz. Vay be. Oha bir dakika. Kanalımızın izlenimlerini en çok arttıran etkenlerden bir tanesi gündemi yakalayabilmek. Atıyorum Filozof Atakan diye bir arkadaşımız vardı belki hatırlarsınız. Mesela biz onu çok güzel yakalamıştık. Fakat burada tabii birazcık şeye geliyoruz. Ben ekibimizdeki arkadaşlarımızı, kamera önündeki arkadaşlarımızı sürekli çekime çağıramıyorum. O yüzden gündemi çok fazla yakalayamıyoruz. Bunu da viral videolar diye bizim bir serimiz var. Her ay sonunda o ayda en çok paylaşılmış videoları izleyerek yorumluyoruz. Bu şekilde bir sistem kurduk. 7'ye geliyorum. Yanındayım. Sakin ol hayatım. Sakin ol yanındayım. 7'de böyle... Kaç hocam? Şu 8 anda kaç? Yapalım. Şu anda kaç hocam? 8. Hocam! Aa bırakalım durdum, hocam. Durdum. Bırakalım. Değişik şeyler. Monotonlaşmak izlenimlerimizi bizim inanılmaz öldürüyor. Bizim ekstra içerik dediğimiz şey var. O da hani misafiri çekilmiş. Doktorları çağırıyoruz, fitness eğitmenlerini çağırıyoruz. Biz bunlara ara verdiğimizde ve sadece bizim ekibimizle ilgili biz videolar attığımızda insanlar şey demeye başlıyor. Onlar da biraz haklı yani. Kardeşim işte Batuhan'ın ben ne tepki vereceğini artık öngörebiliyorum. Hep Batuhan çıkıyor vesaire. Ama araya böyle kanalı renklendirecek farklı iş kollarından, farklı özellikleri sahip. Mesela şu anda işte konsomatrislerle bir çekim yapacağız. Geceden kalmayayım normal. Gece evet. Çalıştım. Sabah senin için buralara kadar geldim bir tanem. Benim zaten kendi babam mekancı. Bana müsaade. Özür dileyerek söylüyorum. Benim babamla topluluk oluşturmak bu işin en olmazsa olmazı zaten. Bazen takipçilerimizin isteği üzerine çok fazla gidiyoruz. Yani kendi hedeflerimiz var, yapmak istediğimiz şeyler var, yapmamak istediğimiz içerikler var mesela. Takipçilerimiz bu açıdan bizi çok fazla etkileyebiliyor. Bizim mesela paranormal, korku içeriklerimiz işte çok fazla sevildi yıllarca. Sonrasında izlenmeleri düştü. Yani en herhalde kötü bölümümüzden daha az izlenmeye başladı. Ama yorumlara biz ne zaman videosak yorumlarda hep şey görüyorum. Abi paranormal video at, paranormal video at. Atıyoruz izlenmiyor. Hala paranormal at. Yılda iki taneye düşürdük. Atmadıkça insanlar daha bilendi, bilmem ne. Kardeşim atıyoruz izlenmiyor vesaire. Ya burada birazcık şeyi tutturmak lazım. İzleyicilerin sizi yönlendirmelerine izin vereceğiz. Evet ama bir hedefimiz var. Gideceğimiz bir yol var. Ya da yapmak istediğimiz tarzda içerikler var. Bunlardan da çok sapmamamız gerekiyor. Bakamayacağım ya. Ha, o ne lan? Oha. Devamı yok mu? Birçok şeyde denedim buraya gelene kadar.
Yani farklı farklı bir sürü insanla halkın tepkisi diye biz bir şey yaptık. Taksim'in ortasına masa kurduk. Orada halka tepki verdirttik. İşte çocuklarla çekim yaptık, gençlerle yaptık, farklı iş kollarıyla yaptık. Yani bunun artık hani gelip gelebileceği yer az çok herhalde burası. Oh. Alışıyorum galiba Aşken Bey. Peki hocam, Acun geldi. Ay hadi inşallah ya falan diyormuş. Dedi ki kanalı kapat, gel Exxen'de yap burada yaptığını. Şu kadar da para, kabul eder misin? Kanalı kapatmam. Ya orada ben Acun abiyle bir orta yol bulacağımı düşünüyorum. Tepkolik abi YouTube'la çok özdeşti. 9 yıldır devam eden bir iş. Tepkolik eşittir YouTube şu anda bizim için. Ama belki benzer bir işi çok isterim bir dijital platform. Ya da farklı bir işi çok fazla isterim dijital platformda yapmayı. Ama yani 9 yıldır YouTube'daki bizim izleyicilerimizle buluşan bir kanalı YouTube'la tamamen bağlarını kesip bambaşka bir platforma taşımak. Yani hem izleyiciler açısından birazcık saygısızlık belki diye görüyorum. Hem de kendi açımdan da bir intihar olarak açıkçası görürüm yani böyle bir fikri. Ama Acun abiyle iş yapmayı da isterim. Herkesin kendine ait bir işi, gücü, işte psikoloğu da var bizim ekipte. İşte Beymen'de çalışan iş denetim uzmanı da var. İşte Ülker'de çalışan arkadaşımız da var. Bizim ofiste mesela benim en sevdiğim yer, hani giden kişi de çok mutlu gider her zaman bizim ofisten. Ve ya böyle bir aile ortamı, arkadaş ortamı, herkesin birbiriyle konuşup dalga geçebileceği ortam. Yaptığımız işi insanlara sevdirtmeye çalışıyorum. Bizim burada amacımız içinde bulunduğumuz kabuğun içerisinde kendi içimize yenilikler yaparak izlenmelerimizi yükseltmek. Bizi izleyen dostlarımızın yine hoşuna gidecek, onları çok böyle monotonluğa düşürmeyecek, sıkmayacak içeriklere devam etmek. Başladığımda da yapmak istediğim şey buydu. Hani bundan sonrasında da farklı farklı bir sürü belki format, farklı YouTube kanalları, belki dijital platformlara yapılacak içerikler görebiliriz benden. Geçen şurada bak çok kriz bir şey yaşadım. Bence bu zamanlar... Durdurabilir miyim? Bence bu zamanlardaki samimiyetleri daha fazlaydı. Yani buralarda... Baturay'ın bazı stand-up kesitlerini izliyorum, bayağı gülüyorum. Bayağı yani. O kesitleri falan şey yapıyor. Aynen. Böyle anlarda mesela çok detaya girdi ya biraz önce. Ben dinliyormuş gibi dinlemiyorum abi. Çok büyük popülerite hayranım. Sana yazıklar olsun ulan. Sen lan... Vallahi hele bir yorgunsun falan. Arkadaşlar tepki kolik dağılıyor. Hayır ya saçmalama. Videonun başlığı bu. Arkadakiler bir tık sesli. Sonra arkadaşlar bakın ben burada tepki veriyorum. Yılmaz. Sen yapmayacaksın montajı. Sen rahatsın, sen yapmıyorsun montajı. Biz çekim bitirdik, bitirdiniz zannettik. Sana yazıklar olsun. Bana yemek de söylemedin. Ulan ne anlatıyordum ben ya? İşte böyle oluyor.